Terleme vücut ısı dengesini koruyan bir sistemdir. Vücut ter bezlerinden sıvı üretilmesidir. Bu üretilen sıvı vücut dışına çıkar ve buharlaşarak vücut ısısını dengede tutar. Bu fizyolojik bir ihtiyaçtır. Terleme fizyolojik ihtiyaçların ötesine geçtiği vakit kişiyi rahatsız eder, günlük aktivitelerini yapmasını engeller, kişiyi utandırır boyuta ulaştığı vakit buna aşırı terleme diyoruz. Aşırı terleme tedavisi olan bir hastalıktır. Genel ve lokal terleme olabilir. Burada ben lokal terlemelerden bahsedeceğim. Lokal terlemeler el, yüz, koltuk altı ve ayak tabanında olan terlemelerdir. Bunların biri veya birkaçı bir arada olabilir. Bölgesel terlemeler tıbbi ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Tıbbi yöntemler öncelikle tercih edilen ve denenmesi gereken yöntemlerdir. Bir takım ilaçlar, kremler ilk tedavi basamağında kullanılır. Fakat bunlar kısa sürede etkilidir ve etkileri kesin değildir. Bir sonraki aşamada iyontoforez ve botoks tedavileri uygulanır. İyontoforez de düşük akımlı elektrik verilmesini içeren bir tedavidir ve yine kısa süreli etkilidir. Etkileri kesin değildir. Botoks da her bölgeye uygulanması uygun değildir. Yine tedavi etkinliği 3 ile 6 ay kadar sürmektedir. Bölgesel terlemelerdeki etkin ve kalıcı tedavi cerrahi tedavilerdir. Göğüs boşluğu içinde yukarıdan aşağı kadar uzanan 12 adet sinire yapılan lokal müdahalelerle tedavi edilen bir hastalıktır.